Değerli Siyeray Türk takipçileri manşet programına hoş geldiniz. Yine yoğun bir diplomasi gündemiyle karşınızdayız. Konuları ayrıntılandırmaya çalışacağız. Gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le birlikte. Sayın Güller merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum. Ankara'da diplomasi epey hareketli Suudi Veliaht Prens Selman'ın ziyareti var. Bugün İsrail... Ee, Dışişleri Bakanı 16 yılın ardından Türkiye'ye geliyor. Diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi meselesi en önemli gündem maddesi gibi görünüyor. Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı aynı anda e, Ankara'dalar. E, bir yandan Türkiye-Rusya e, arasında tahıl koridoru diplomasi e, devam ediyor. İşte bütün bu e, yakın çevremizdeki ve Türkiye'nin de merkezinde olduğu gelişmelerin dışında bir de BRICS var 14.sü. E, yapılıyor BRICS e, zirvesinin ve e, Çin Halk Cumhuriyeti buna ev sahipliği yapıyor. İsterseniz önce dünyadan başlayalım sonra bölgemize gelelim. E, BRICS'te verilen mesajları biraz e, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in verdiği mesajlarla e, dilerseniz başlayalım. E, dün bir konuşma yaptı e, Xi Jinping ve e, BRICS iş Forumu'nun e, açılışında e, verdiği e, mesajlarını. Yine bugün de konuşması bekleniyor ancak e, şu ana kadar e, elimizde olan e, doneler şunlar. Burada özellikle iki acil görevin olduğunu belirtiyor. Küresel güvenlik ve kalkınma inisiyatifi bu konulara atıf yaptı Çin lideri Xi Jinping. Öte yandan yine yaptırımlar konusuna değindi. Bunların bir bumerang etkisi yaratabileceği konusunda uyarıları vardı. Ekonomik küreselleşmenin tarihin bir yasası olduğuna da işaret etti. E, bu vurguları e, yapıyor e, Çin Halk Cumhuriyeti'nin e, Cumhurbaşkanı. E, sizde neler var? Hangi noktalar dikkatinizi çekti? Evet, e, Xi Jinping'in oldukça kapsamlı e, bir konuşmasıydı. Yani e, ekonomi merkezli gibi görünse de aslında e, siyasal ve askeri planda da e, mesajlar içeren e, konuşmaydı. Oldukça geniş ve kapsamlıydı. Hegemonyacılığın soğuk savaş e, dönemi e, bloklaşma, Anlayışlarının e, tamamen reddedilmesinin e, üzerine inşa etti konuşmasını ve e, buradan hareketle güncel meseleler olan NATO'nun genişlemesine de vurgu yaparak bu tür genişlemelerin e, dünyada krizler yarattığını, istikrarı bozduğunu e, söylemiş oldu. Burada tabii en dikkat çeken noktalardan biri de sıfır toplamlı oyunların e, bozulup bunun yerine, Yeni tip bir uluslararası ilişkiler düzeninin inşa edilmesi gerektiği üzerine söyledikleriydi. Kazan kazan ilkesi, eşitlikçi anlayışlarla yürütülmesi gereken bir yeni tip uluslararası ilişkilerden bahsetti ki aslında Çin bunu bir süredir zaten fiilen uyguluyor. Senin de belirttiğin yaptırımlar konusundaki önemli uyarısı var. Yani Batı'ya çok dikkatli bir şekilde uyardı. Yani bu yaptığınız bu e, bumerang etkisiyle size geri dönecek dedi ki zaten dönmeye başladığını da e, görüyoruz. Burada tabii ekonomik küreselleşmenin kaçınılmazlığına vurgu yapması e, gibi konular da var. E, üretim güçlerinin geliştirilmesine e, önem sayın Ekonomik küreselleşmenin da... kaçınılmazlığı e, siz nasıl yorumladınız bunu? Ne anlamalıyız daha doğrusu? Yani buradan bir kere e, İki yönü var bunun. Bir doğrudan dünyanın geldiği yer bakımından, artık teknolojinin geldiği, ulaşımın hızlandığı yer bakımından ekonomik olarak küreselleşmenin zaten objektif olarak bunun kaçınılmaz bir şekilde yürürlükte olduğunu belirtiyor. Fakat burada temel mesaj kendi küreselleşmesini dünyaya 40 yıldır dayatan Amerika'nın Son yaptıklarına aslında bir cevap. Nedir? Amerika e, küreselleşmeyi savundu, savundu, savundu ama iş Çin'le ticarette kendisinin açık vermesine dönünce hızla gümrük duvarları örmeye başladı. Çin esas buna itiraz etmiş oluyor. Burada e, bir yaklaşım olarak şunu tabii görmemiz lazım. 40 yıldır itiraz ettiğimiz o Amerika'nın e, küreselleşmeciliğiyle yani neoliberal düzeni, ve sermayeyi emperyalist sermayeyi dünyaya taşımayı hedefleyen küreselleşme ile Çin'in bahsettiği ekonomik küreselleşme bambaşka konular aslında birinde çünkü emperyalist yayılmacılığın izleri var diğerinde ise birlikte kalkınmayı bölgesel kalkınmayı kıtasal kalkınmayı parça parça böyle dalgalar halinde hedefleyen uygulamalar var bunun en tipik uygulaması da zaten kuşak yol, yol inisiyatifi Çin'in doğusundan başlayıp Londra'ya ve Afrika'ya kadar uzanan bir geniş deniz ve kara yolu ağı bu ağ ile bir kazan kazan ilkesiyle bölge önce bölge sonra kıta ve en son üç kıtanın tamamını kalkınlandıracak bir küreselleşmeden bahsetmiş oluyor. Dolayısıyla burada Amerika'nın küreselleşmesiyle Çin'in söylediği ekonomik küreselleşmeyi birbirinden ayırmak gerekiyor. Çünkü Amerika'nın küreselleşmesinde Ekonomik küreselleşmenin dışında askeri ve siyasi küreselleşme de var. O küreselleşmede e, sermaye ihracını yaparken dayattığınız e, siyasal e, mesajlar var, siyasal şartlar var, e, hukukunu ele geçirmekten devletlerin e, paranın yatırımın karşılığında şunlar şunlar yapılmalıya kadar varan sopalar var. E, Çin'in buradaki uygulamasının bambaşka bir durum olduğunu görüyoruz. Şimdi buradan hareketle uzun uzun tabii Xi Jinping'in konuşmasını özetleyecek vaktimiz yok ama ben toplamda bütün bu mesajlar neye tekabül ediyor evet. diye sorarsanız şunu söyleyebilirim aslında Xi Jinping bir süredir adım adım küresel kalkınma inisiyatifi vesaire şu bu derken işi aslında bir bakıma yeni bir düzenin mesajlarını vermeye başlamış oldu. Bu yeni düzen nasıl bir düzen? bir demokratik dünya düzeninden aslında bahsediyor Xi Jinping yeni bir uluslararası ilişkileri söylerken de kazan kazana dayalı ekonomik küreselleşmeyi söylerken de aslında dayandığı temel yerine olduğunu söyleyebiliriz evet. belki Xi Jinping'e yani süremiz çok kısıtlı ama hı hı. bir Putin eklemesi de yapmamız lazım Putin de e, Blitz'te önemli e, görüş, e, önemli bir konuşma yaptı. O konuşmanın da iki mesajını dinleyicilerimizle mutlaka paylaşmamız gerekir diye düşünüyorum. Birincisi Rusya kendisine yönelik yaptırımlar konusunda elinin gayet rahat olduğunu ortaya koyan bazı veriler verdi. Bir kere Hint zincir mağazalarının açılmaya başladığını söyledi. İkincisi Rusya'nın ve Hindistan'ın kendisinden e, gittikçe artan e, oranda petrol aldığını söyledi. Bunlar önemli. Yine Çin menşeli otomobillerle ilgili e, Rusya pazarında hızla paylar arttığına dair veriler verdi. Fakat bundan daha önemlisi e, Rusya'nın Brit e, ortaklarıyla birlikte bir alternatif Swift yani e, bir finans e, mekanizması <laughs> inşasına dair e, yaptığı öneriydi. Biliyorsunuz e, Mir kartları var. E, Rusya'nın bunun alanını genişletmeye, bunu biz ortaklarıyla birlikte e, geliştirmeye çalışılıyor. Hatta bir ara e, Çin ve e, Rus e, kanallarından ikisini birleştirmek şeklinde de e, fikirler tartışılıyordu. Bunlar e, Brits'in önem kazandığı e, gerçeğinin dışında Brits'in geniş alanında yeni alternatif e, finans mekanizmalarının Hı. da e, doğmak üzere olduğuna, işaret eden önemli mesajlar. Evet isterseniz hızlıca bölgemize gelelim. Orta Doğu da oldukça hareketli. Ee, Tabii Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler hem Cemal Kaşıkçı davası olsun özellikle de 15 Temmuz e darbe girişimi sonrasında hızla bozulmuştu. Ee, evet. Önce Birleşik Arap Emirlikleri ile ardından da şimdi e gördüğümüz üzere Suudi Arabistan'la yeni bir sayfa açıldı. E bu sayfada neler okuyorsunuz siz? Ne görüyorsunuz bu yeni evet, sayfada? Evet. Şimdi bir kere bu normalleşmenin Türkiye açısından da aslında Suudi Arabistan açısından da bazı çıkarlar üzerine inşa olduğunu öncelikle tespit etmemiz lazım. Türkiye açısından çıkarlar ne? Bir ekonomik kriz yaşayan Türkiye'nin körfez sermayesine ihtiyaç duyduğu, bu kötü ekonomi şartlarında seçimlere gidecek bir hükümetin sıcak paraya ihtiyacı olduğu bir realite. Diğer yandan dış politikada özellikle, 2010 sonrası ihvan tartışmalarıyla başlayan süreçte e, AKP hükümetinin çok yalnızlaştığı ve bunu da yine seçim e, döneminde e, biraz değiştirmeye çalıştığı böyle bir ihtiyacının olduğu da ortada. Suudi Veliah Prensi açısından ise onun da şöyle bir çıkar e, durumu var, onun da şöyle bir ihtiyaç, siyasal ihtiyacı var. Biliyorsunuz 2017 yılında aslında bu Veliah Prens, asıl Veliah Prense saray darbesi yaptı. Bu ikinci yani veliaht prensi birinci veliaht prensi 2017'de darbeyle alaşağı etti. 300 prens o dönem biliyorsunuz operasyona uğramıştı. Şimdi üstüne bir de bu prensin o darbeden sonra cinayetli bir durumu ortaya çıkmış oldu. Yani hem darbeci hem katil olan bir prens e, durumu var. Bunun Amerika'da bile sıkıntı yarattığını Amerikan iş politikasında malzeme olduğunu biliyoruz. Şimdi aslında Suudi veliaht prensi de bu tip normalleşmelerle kendi konumunu pekiştirmeye, veliahtlığının bu darbeci ve katil olan yanını biraz temize çekmeye ve kendisini kabul ettirmeye bir nevi krallığın stajını yapmaya çalışıyor. Böyle bir çabası var. Bu da onun ihtiyacı olarak Türkiye ile normalleşmeye adım atmasının gerekçesi olarak değerlendirilebilecek bir konu. Fakat tabii diğer yandan olabiliyor. Ortada bir de böyle İran karşıtı bir eksen kurma faaliyetlerinin olduğunu da tespit ederek bu normalleşmeleri birlikte değerlendirmemiz gerekebilir. Nedir o? Aslında bir Türkiye, Suriye, Türkiye, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinden oluşan eksen inşa edilmeye çalışılıyor. Amerika'nın İsrail'e ve Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretlerin gündeme gelmesiyle birlikte İsrail tarafından açıklanan bir de Yeni Orta Doğu Hava Savunma İttifakı konusu var biliyorsunuz. Belki bu ekseni de o ittifak içerisinde değerlendirmeye zorlayacak bir politika belirleyebilirler. Çünkü hı hı. Suudi Arabistan gerçi İsrail'le daha önce istihbarat düzeyinde bölge politikalarını çok etkileyecek nitelikte kararlar alan siyasetler üretiyorsa da hala Birleşik Arap Emirlikleri ve benzer ülkelerden farklı olarak İsrail'de normalleşmeyen bir ülke. Şimdi bu Orta Doğu Hava Savunma İttifakı gibi konularla Suriye'nin buraya normalleşmeye zorlanması, Türkiye'nin de devreye sokularak bu yelpazenin çeşitlendirilmesi gibi girişimler olabilir. Bunu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Türkiye açısından, iç politika açısından esas beklentiler bir Suudi yatırımı olup olmayacağı, ne kadarlık bir bunun ticari getirisi olacağı şeklindeydi. Bugün hı hı. E, Ticaret Bakanı'nın açıklamasına göre işte 10 milyar dolara varan bir anlaşma olabilme ihtimali üzerinde duruldu. E, bunları da yakın gelecekte göreceğiz. Benzer evet. tablo Birleşik Arap Emirlikleri ile de olmuştu ama hatırlarsanız o konuşulan e, veriler bir türlü gerçekleşmedi. E, göreceğiz bunda. Hı hı. Ee, bir diğer konumuzda da tabii İngiltere, İngiliz yetkililerin Türkiye'ye olan ziyareti ee, Tahıl koridoru konusunda Türk ve Rus yetkililer aslında bir mesafe almaya başladı Hatta Türk bandıralı bir gemi e, Mariupol kentinden e, hareket etti e, Tahıl koridorunun kurulması yönünde somutta e, bazı umut veren gelişmeler var Bu esnada tabii İngiliz Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın da gelmesi dikkat çekiyor. İngilizlerin bu Karadeniz ilgisini isterseniz bir üstünden geçelim. Ee, neden bu kadar çok ilgi gösteriyor İngiltere? Ee, özellikle Karadeniz'e ve bu tağıl koridoru konusuna. Aslında şöyle e, bir girizgah yaparsak herhalde çok anlaşılır olacaktır. Örneğin Ukrayna ne zaman Rusya ile müzakerelere yeşil ışık yaksa biliyorsunuz Amerika ile birlikte İngiltere de devreye giriyor ve müzakereleri önlüyor. Ya da şimdi işte Türkiye hı hı. Rusya ile Böyle İngilterenin ve Amerika'nın istemediği şekilde NATO gemilerinden oluşan bir görev gücü olsun istiyorlardı biliyorsunuz tahıl koridoru için Türkiye ve Rusya ya yakınlaşarak aslında o planı biraz boşa çıkarmış oldu. Tam Türkiye'nin Rusya ile bu konulardaki tahıl koridoru işbirliği bir kıvama geliyorken, üstelik Türk askeri heyeti Moskova'da bu konuda olumlu görüşmeler yapıyorken devreye hızla İngilizler giriyor, bir tahıl koridoru markajı yapıyorlar. Bakın geçen hafta çok ilginçti. Bugün hı hı. Cumhuriyet'te de onu yazdım. Ee, İtalya da yanına alarak Fransa-Almanya ikilisi biliyorsunuz Kiev'e gitti. Orada bir Avrupa Birliği'ne yeşil ışık mesajı yaktılar. Ee, ama asıl mesele yeşil ışık tamam da e, asıl mesele Ukrayna e, savaşının bir an önce bitmesini ve bunun artık kendi sanayilerini ciddi bir şekilde etkileyen enerji boyutunun ortadan kalkmasını sağlamak üzere barışın gelmesini istiyor bu üç ülke hı hı. E, ve. Burada biraz da Putin'in açıklamasından da anlıyoruz ki Putin NATO üyeliğine karşıyız ama Avrupa Birliği üyesi olabilir dedi biliyorsunuz Ukrayna. Ee, şimdi böyle bir Almanya-Fransa girişimi varken hemen bir gün sonra Boris Johnson Kiev'de soluğu aldı. Hı hı. Ama daha geçenlerde biliyorsunuz Kiev'deydi. Ne oldu da hızla yeniden gelme ihtiyacı duydu? Evet, hızla aslında bu Almanya-Fransa'nın ee, Ukrayna'ya yönelik e, yeniden barışı, yeniden müzakereleri zorlayacak bir çabasına sabote etmeye gitti. Şimdi benzerini biz şu anda yaşıyoruz. Yani Türkiye Rusya ile Ukrayna'yı da ikna ederek karşılığında mayınların e, kaldırılmasına e, görevli olarak, yani görev olarak bu konuda e, adımlar atıyor belli noktalarda bu Rusya'nın da belli noktalarda Ukrayna'nın da kabul ettiği bir aşamaya geliyor hı hı. ve Birleşmiş Milletler'in planı olarak da bu üstelik yürüyor ama hızla şimdi İngilizler devreye giriyor ve burada bir markaj uygulamaya çalışıyorlar. İngiliz Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşürken İngiliz Dışişleri Bakanı da Çavuşoğlu'yla görüşüyor. İki kanal üzerinden bir adım atıyorlar. Kuşkusuz tahıl koridoru dışında Londra'dan yapılan açıklamalara bakılırsa Suriye yönelik sınır ötesi operasyonu da konuşmak istiyorlar. Hı hı. E, genel olarak Ukrayna meselesinde konuşmak istiyorlar. Ama bir yandan da hep altını çize çize geldiğimiz meseleyi hatırlatalım istersen. Avrupa için bir İngiliz planı da devrede. Hı hı. Almanya ve Fransa e, ile e, arası yani sermayeyi paylaşma konusunda bozulduktan sonra kaymağı buralar yiyor ben bu işten kaymak yiyemiyorum diyerek Brexit ile Avrupa'dan çıktıktan sonra, AB'den çıktıktan sonra İngiltere bu Ukrayna krizini çok ciddi bir fırsat olarak görmeye başladı. Krizin hemen başında biliyorsunuz Polonya ve Ukrayna ile birlikte bir küçük Avrupa ittifakı kurdu. Şimdi bu küçük Avrupa ittifakını genişletmeye çalışıyor. Hem Baltık bölgesinde hem Batı Karadeniz'de ve Türkiye'yi de bu meselede devreye sokmaya çalışıyor. Bu bakımdan İngiltere'nin bugünlerde yaptığı her hamleye özel olarak dikkat kesilmekte Türkiye'nin çıkarları bakımından büyük fayda var. Hı hı. Sayın Güller teşekkür ediyorum. Süremizi e, tamamladık. E, önümüzdeki hafta salı günün itibaren dış politika gündeminin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Evet değerli takipçilerimiz gazeteci yazar Mehmet Ali Güller birlikte öne çıkan e, başlıkları dış politikadaki öne çıkan başlıkları konuşmaya değerlendirmeye çalıştık. E, bu bağlantıyla da süremizi tamamladık. Görüşmek üzere hoşçakalın.